Torkla ilgili bir soru çözelim. O noktası etrafında serbestçe dönebilen levhaya eşit büyüklükte F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre kuvvetlerin O noktasına göre torkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Hemen TOW1'i yazalım. TOW1'i yazarken şöyle yazacağız. TOW1 diyelim, TOW2 diyelim ve TOW3'ü yazalım. Alt alta bunları tek tek hesaplayalım. Bir tane dik çiziyorum F1'in dikey doğrultusuna ve burası 60 derece olduğu için sonuç olarak burası da 60 derecedir. 30 derece. O halde burası da 60 derecedir ve burası D ise 30 derecenin karşısındaki de D/2'dir. Dolayısıyla 60 derecenin karşısındaki kenarın büyüklüğü de D/2√3'tür. O halde F1'i yazarken de TOW1'i yazarken de tabii ki F1'i F olarak vermişler. D√3/2 yazabilirim. Şimdi TOW2'yi yazmaya geldi. O noktasına göre olan torku da dikey mesafesi O noktasına göre D'dir. O halde F2 yerine de tabii ki F yazabiliyorum. Bunu D ile çarpabilirim. TOW3'ü bulurken de şöyle bulacağım. Onu da şöyle yapalım. Tam dikey mesafesine baktığımız zaman o halde hangi kenarı kullanmam gerekiyor? Bu kenarı kullanmam gerekiyor. O da 60 derecenin karşısındaki kenar yine 30 derecenin karşısındaki kenarın kök3 katına eşit olduğu için buraya da ne diyebilirim? Tabii ki D/2 demek durumundayım. Karşı kenarı iki eşit parçaya bölmektedir. Karşı köşeden gelen doğrultu. O halde burası da yine D/2√3 olacaktır. Onu da yazdığım zaman F3 yerine F yazacağım. Dik mesafesi de D/√3/2'dir. Bunları sıralarsam şöyle yapacağım. TOW2'nin diğerlerinden büyük olduğu ortaya çıkıyor. TOW1 ile TOW3 büyüklük olarak birbirlerine eşittir. Dolayısıyla cevabım da beni B seçeneğine götürmektedir sevgili öğrenciler.